Ana. Ne tıklıyorsun kızım burada? Ne oldu? Ah neleri olmadı ki. Zümrüt Hanım pek öfkeli. Sağ ol oğlum, benim odama götür bakayım. Ana. Ne var senin? Taş kesmiş oturuyorsun burada. Şey mi oldu? Birine bir şey mi oldu ana? Ne oldu? Niye ağlıyorsun ki sen şimdi? Benim dayanacak gücüm kalmadı. Ömer'im evlendi. Yuvasını kurdu. Sevinemedik bile. Halim düştü şu duruma bir bak. Yüreğim sıkışıyor benim. Yarından umut, ümidim hiç kalmadı. Ziyarete olmamıza izin vermeyeceği aradım. Bahar geleceği dediydim. Gene ayaz vurayım. Dallarımız kırılıyor. Ya anacığım, karartma yüreğini böyle. Allah'ın izniyle Halil kurtulacak bu işte. İnanıyorum ben. Bak adam da ölmemiş. Bugün ifade verecekmiş. Bence zaten bu böyle kavga dövüş davasına dönecek. Ya bakarsın salıverirler Halil'i. Ben bilmeyeyim bu işin sonu nereye gideceğim. Kedersiz tek bir günümüz bile yok. Olacak anacığım. Elbette olacak. Dertsiz kedersiz günlerimiz de olacak. Allah beterinden saklasın. Biz niyetimizi iyi tutalım. İyi olsun her şey. Hadi ana. Hayırlı akşamlar. Hoş geldin Cemal. Yemek hazır, haydi geçelim. Yani Ömergil nerede? Onlar da geleydi, beraber yiydik. Ben bir arayayım bakayım. Defne'ye gitmiştir herhalde. Arama, arama. Bırak kalsın karısını yanında. Destek olurlar birbirlerine. Çocukların da bir düzeni kalmadı. Paramparça oldular. Benim de kimseye diyeceği bir lafım kalmadı. Benim de yüreğim paramparça. Yok yok. Ben bir arayayım sorayım bakayım. Defne. Sofra hazır. Hadi çıkın yukarı. Annem arıyor. Tamam. Sen şimdi bir şey söyleme olur mu? Tamam. Efendim anne. Oğlum neredesiniz? Merak ettik. Anne şimdi Defne'nin yanındayım. Melek abla bugün radyoterapisi gördü ya. Onun yanına geldim böyle bir hassizliği falan olur diye kontrol için. Yemeğe gelmezsiniz o zaman. Yok yok anne. Burada yeriz. Hazır zaten merak etme. Tamam anneciğim hadi selam söyle herkese. Orada yiyeceğim şu onlar. Yani tamam. Hal hatır sormaya geçsinler elbet. Ama vakitçe de çıkıp evlerine gelsinler kızım. Bak Defne gittiydi orada kaldı. Ömer de düştü şimdi onun peşine. Cumali, bırak kalsınlar. İyi olsunlar yeter. Elbet döneceğiler yuvalarına. Defne kızım pek üzüldüydü olanlara. Orada olmak iyi gelir. Kafası dağılır. Haydi. Yemeğe geçelim, hazır. Haydi Cumali. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun anacığım. Anacığım, bak böyle ağlayıp kendini kahrettin ama her şey birer birer geçiyor. Hayırlısıyla Halil de çıkacak. Öyle de işte. Ne bileyim. Defne'ye de onca laf ettin babası yüzünden. Yok yere kızın kalbini kırdın. Değdi mi hiç? Kendini de üzdün. Bak bundan böyle tatlı dil güler yüz ha. Artık şu üzerindeki huzursuzluğu, öfkeyi de bir kenara bırak ya. Biz seninle ne kadar tartışsak etsek de ben gene de senin üzülmeni istemiyorum.
evladımla gelinim gibi senin de yüzün gülsün istiyor. Ne anı? Hadi iç kahve. Hayırdır Cumali, dalıp gitmesin. Ben bir tane düşünüyorum ya. Aklım karıştı iyice. Kimin neyi niye ettiği belli değil. Neye karıştı senin aklın da hele? Yarın ilk işim Seyit Ali'yle konuşmak olucu. Yabancı yerde değiller ki canım. Gelirler elbet. Kim gelir ya? Yani Ömer'le Defne'ye kafan takıldıysa diyeyim. Gelirler. Ya onu mu diyeyim ben Zümrüt ya? Hoş. Ömer'e de kızdım. Vakitlice çıkıp evlerine dönmüyorlar da orada kalıyorlar. Yeni çıktı bu da. Ne adet kaldı ne de düzen. Seyit Ali'yle yarın bunu da konuşacağım.